Merhaba. Diyelim ki yıllık sağlık kontrollerinizi yaptırıyorsunuz ve size hipertansiyonunuz olduğunu söylediler. Bu ne anlama geliyor ve sizin için neden bir sorun olsun ki? Hipertansiyon, yüksek kan basıncını tanımlamak için kullandığımız bir terim. Yani hipertansiyonunuz varsa, kan damarlarınızın içindeki basınç çok yüksektir. Ya da damarlarınız içinde gezen kan olması gerekenden daha yüksek bir basınca maruz kalmıştır. Bunu daha iyi anlamak için dolaşım sistemimizi bir su tesisatı gibi düşünelim. Bu durumda suyun dolaşımını sağlayan bir pompamız var. Pompa kalbimizi, su da kanımızı temsil ediyor. Pompa kanı dışarıya yani vücudumuza ve akciğerlerimize pompalıyor ve oradan gelen kanı geri alıyor. Bu durumda kanı vücuda pompalama kısmı kalbimizden dışarı giden atar damarlarımız ve kalbe gelen kısımsa toplar damarlarımız oluyor. Gelen ve giden bu borular veya başka bir deyişle toplar damarlarımız ve atar damarlarımız belli miktarda bir basınca sahip. Pompadan giden kısım atardamar basıncı. Pompaya gelen kısımsa venöz basınçtır. Atardamar kısmı kalbin dışarı pompalama yaptığı kısımdır. Buradaki basınç çok yüksek olursa kalbinizin dışarı kan pompalaması zorlaşır. Bu da kalbin daha fazla çalışması anlamına gelir. Çünkü bu durumda daha yüksek bir basınca karşı pompalama yapması gerekir, öyle değil mi? Borulardaki basıncı artıracak ve pompanın daha çok çalışmasını gerektirecek birçok sebep olabilir. Fakat burada özellikle üzerinde duracağımız iki şey var. Akıntı miktarı ve direnç. Akıntı miktarını hareket eden sıvının hacmi olarak tanımlıyoruz. Yani akıntı miktarı dediğimiz şey suyun borularda nasıl hareket ettiği ile alakalı ki bizim konumuz da kanın vücudumuzda nasıl dolaştığı ile alakalı. Bu ne demek? Daha fazla sıvı olduğunda ve akıntı miktarı fazla olduğunda aynı alanda daha fazla sıvı dolaşım yapmaya çalıştığından basınç daha yüksek olacaktır. Öyle değil mi? Sistemin musluğunu açtığınızı bir düşünün. Birdenbire aynı büyüklükteki borulardan daha fazla su geçmeye çalışacaktır. Bu durumda bu borular daha fazla basınca maruz kalacaklar. Peki bu musluk nasıl açılıyor? Daha fazla akıntı miktarı ya da dolaşımda daha fazla kan hacmi nasıl mümkün oluyor? Genellikle böbrekleriniz daha fazla sıvı tutmanıza sebep olur. Böbreklerinizin ana görevlerinden biri vücudunuzdaki sıvıları düzenlemektir. Bunun bir diğer nedeni de kan damarlarınızda fazla tuz bulunması olabilir. Sıvılar daha fazla tuz bulunan bölgelere hareket etme eğilimindedir. Öyleyse kan damarlarınızda daha fazla tuz olması, aynı zamanda kanda daha fazla sıvı olması anlamına da gelir. Yüksek tuz içeren beslenmenin kan basıncını artırmasının sebebi de zaten budur. Evet, bu bahsettiğimiz akıntı miktarıydı. Direnç ise sıvıların kan damarlarındaki hareketinin ne kadar zor olduğu ile alakalı. Aynen akıntı miktarında olduğu gibi direnç arttıkça kan basıncı da artar. Bu basitçe boruların büyüklüğünün değişmesiyle alakalı bir durum olabilir. Burada boru büyüklüğünden kastım boruların çapı. Çap küçüldükçe borulardaki direnç artar. Bu yüzden kan basıncımız da artar. Ucu açık bir hortumu düşünün. Su direkt hortumun ucundan dışarıya dökülür. Öyle değil mi? Suyu dışarı iten çok fazla basınç yoktur. Peki, hortumun ucuna şöyle su püskürtmeye yarayan küçük uçlu bir başlık koysak ne olur? Hortum birden su püskürtmeye başlar. Öyle değil mi? Çünkü küçük çaplı başlık suda çok daha fazla basınç oluşmasına sebep olur. Bu durum küçülen bir kan damarı içinde aynıdır. Kan yüksek basınca maruz kalır. Kan damarlarınızın büzülmesine vazokonstriksiyon deriz. Vazo kan damarları. Konstriksiyon da büzülme ve sıkıştırma anlamındadır. Damarlarınızın büyümesine ise vazodilatasyon denir. Bu durumdaki damarlar genişleyerek büyürler. Atar damarlarınızın sertleşmesi de yüksek dirence sebep olabilir. Bu durum yaşlanma veya yağ bağlama gibi durumlara bağlı olarak gelişebilir. Tıpta yağ bağlama durumunun da özel bir adı var. Buna ateroskleroz, ateroskleroz deniyor. Bunu şöyle düşünün, kan akarken buralarda yağlanma başlıyor. Bunlara bazen plak da deriz. Bu plaklar zamanla çoğalıyor ve kan akan damarların çapının küçülmesine yol açıyor. Aynı zamanda kan damarlarının esnekliğini düşürüyor ve damarlar sertleşiyor. Sağlıklı kan damarlarının belirli bir esnekliği vardır. Böylelikle daha fazla kan akışı olduğunda bu fazladan akışı sağlayabilmek için biraz esneyebilirler. Ama damarlar eğer bu esnekliği kaybedip sertleşirlerse eskisi kadar esneyemezler. Bu durumda da direnç artar ve dolayısıyla kan basıncı artar. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.